Hayır, ben anlamıyorum yani. Nasıl sessiz kalabildin kızının bu terbiyesizliğine Tahir'cim? Pes. Sibel, ne işin var? Yine babanı azarlamaya mı geldin? Şunu bir dinle. O ne? Baba, dinler misin? Evet efendim, biziz. Şantajda yaptık, montajda yaptık. Hesap mı vereceğiz sana? Utanmadan kabul mü ediyorsun bir de bunların hepsini? Ediyorum. Ediyorum, itiraf ediyorum. Ha, ne yapacaksın? Hadi git günlüğüne yaz. Zafer'le İsmail'in itiraf ettikleri ses kaydı. Paçayı kurtardın. Ben şimdi bunu sana göndereceğim. Savcı yönlendirirsin, oradan da kurtarırsın kendini. Sen nereden buldun bunu? Ben bulmadım. O istemediğin Erhan vardı ya, o buldu. Aileyi kurtarmak için. Şu kadından da kurtulursan hepimiz bir rahat edeceğiz. Tabii aklın varsa yaparsın bunu. Tahir'cim, o kadar mutluyum ki şu an. Bak, geldi geçti, görüyor musun? Ay, çok sevindim. Ay, duygulandım resmen, biliyor musun? Ben gideyim şu makyajımı bir tazeleyeyim, geleyim. Ay. Zafer, bak beni dinle. Bunlar sizi savcılığa verecek, haberin olsun. O Erhan denen adam sizin ses kaydınızı almış, her şeyi anlatmışsınız. Hemen bir şey yapmamız lazım bu konuyla ilgili. Ne demek gelmiyorum? Ben ne diyorsam onu yapacaksın. Topla eşyalarını, gidiyoruz. Hadi git, buradan hiç uğraşamayız sen de şu anda. Oğlum dur, hayırlı haberlerle geldim. Ne işin var senin burada? Elif, iki dakika izin ver benim konuşmama. Eğer dinlemek istemiyorsan sonra çıkacağım zaten. Söz. Gel. İki dakika. Aa, Şükran Hanım. Merhaba. Aslında iyi oldu ya, sizi de burada görmem. Önce onu söyleyeyim bari. O Zafer denen adam artık aileniz için bir tehdit oluşturmuyor. Şükran Hanım, rahat olun yani. Ne? Nasıl yani? Artık Tahir Bey de, Senem de bu cenderinden kurtuldu. O yüzden artık rahat olabilirsiniz. Doğru mu bu? Kesin mi yani? Sibel size kalan detayları anlatacak. Teşekkür ederim. Anne. Kurtuldun kızım. Nasıl yaptım bilmiyorum ama teşekkür ederim. Gel. Hepimizi kurtardın. O Zafer denen pislik Senem'in burada olduğunu öğrenince babamı işinden etti. O yüzden ailem adına teşekkür ederim. Elif, ne diyorsun ya sen? Ben bilmiyordum onu. Ama şaşırmadım da. Ama geçti gitti artık ha. Baba. Baba, eğer izin olursa ben çocuğuma babalık yapmak istiyorum. Boşanma dilekçem benim arabada. İmzalar imzalamaz. Sibel'le olan evliliğim bitecek. Bugün imzalayacağım. Buraya da yapacağım şeylerin sözünü tuttuğumu bilmeniz için geldim. Her şeyi düzelteceğim baba. Söz. Söz Elif. Daha önce de bir sürü söz verdin.
Ama hiçbirini tutmadın. Tutmadım. Bundan sonra tutacağım. Herif söz. Bu sefer... Herif... Çocuğumuzu düşünmemiz lazım. Ona uygun bir baba olacağım. Her şeyi yoluna koyacağım. Bundan sonra... Eren söz vermiştin diyeceğin bir şey yapmayacağım yani. Söz. Söz güzelim. Söz. Peki. Hoş geldin Sibel. Senin ne işin var burada? Birazdan anlarsın. Bu iş nasıl başladıysa öyle bitecek. Sen Erhan'ı benden nasıl aldıysan ben de senden öyle geri alacağım. Sen de bizim hayatımızdan çıkıp gideceksin. Bunlar Erhan'ın imzaladığı boşanma belgeleri. Ey Sibel Koras'ım. Bu sefer sen kaybedeceksin. Benim adım Sibel Koraslan. Ben istemedikten sonra kaybetmem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.